Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. 80 günde Türkçe kampı 36. gün. 35. günde neler konuşmuştuk hocam? Düzeltme işareti, satır sonu bölmesi, kilim ve değni yazımını konuşmuştuk. Şimdi sıra geldi onlarla ilgili uygulamalara. Yalnız dikkat, sadece bunlarla ilgili yazım yanlışı varsa göstermenizi istiyoruz şu cümlelerde. Haydi hocam o zaman başlayalım. Ne diyor? Yanına kadar gittim ki dediklerimi ne ölçüde kaydettiğini göreyim diyor. Cümle bu. Yanına kadar gittim ki dediklerimi ne ölçüde kaydettiğini göreyim. Şimdi gittim ki eylemden sonraki ki ayrı yazılır. Burada sıkıntımız yok. Ne ölçüde kaydettiğini göreyim. Okurken böyle okusaydım tabii ki kopya vermiş olacaktım. Bitişikmiş gibi seri bir şekilde okudum. İşte yazım yanlışımız burada arkadaşlar. Böldüğümüz zaman saçmalık. Bunu nasıl anlıyorduk hocam? Şöyle. Dediklerimi ne ölçüde de kaydettiğini göreyim. Bakın ne diyor. Yanına kadar gittim ki dediklerimi ne ölçüde de. Bitişik olmalı değil mi? Daha D'yi getirdiğin zaman zaten hissediyorsun. Daha D burada kesinlikle bitişik olmalı. Eyvallah, yazım yanlışımız bu. Devam. Aslında kağıtları katlayarak yapsa daha iyi olabilirdi diyor. Burada ne var hocam? Hadi bul bakalım bunu. Bunu bulanın gerçekten anlamını öpmek lazım. Aslında kağıtları katlayarak yapsa daha iyi olabilirdi. Uyuma, dalıyorsun. Kağıtları derken A'nın üzerinde şapka olmalı. İşte buradaki yazım yanlışı bu hocam. Bırak Allah'ını seversen. Deme, düzeltme işareti önemlidir. Hatta 2017 arkadaşlar biliyorsunuz, 2017 örnek sorularda bu TYT geçildiği dönem biliyorsunuz. TYT AYT muhabbeti orada örnek sorular içerisinde vardı. Bismillah, ortalığı da dağıttım, dur. Dur şu kameranın şarj aletini bir takayım ha. Çünkü şarjı bitmek üzere ha, şarja dursun. Güzel, tamamdır, eyvallah. Burada A olacakmış. A'nın üzerinde çapka olacakmış daha doğrusu. Doğum günündeki iyi ki varsın yazısında bir yazım yanlışı olmaması da bizi mutlu etti diyor. Güzel. İyi ki varsın derken iyi ki ayrı yazılır arkadaşlar. Bu doğru yazılmış. Yazım yanlışımız şuradaki daha D'nin ayrı olması gerekliliğinde. Dikkat. Yazım yanlışı olmaması da. Zaten üzerine bir daha D daha getirdiğin zaman saçmalık değil mi? Olmasın, olmaması da da. Ayırmalısın yani. Bari ayır onu diyor. Tamam hocam, bunu ayırmalıydık. Yazım yanlışımız burada. Bu da tamam. Salona girerken nikahı kıyacak memurun gelmediğini gördük diyor. Salona giderken nikahı kıyacak memurun gelmediğini gördük. Nikah kelimesinde A'nın üzerinde şapka olacak. Yazım yanlışı bu. Bunlar hep yanlış arkadaşlar. Dikkat. Şöyle çarpıları ata ata gidelim de kafalar karışmasın. Bunlar hep yanlış yazılmış. Aman. Şimdi başlık tabii 4 tane başlıkla ve oldukça böyle sığ konularla sınırlı olduğu için biraz sırıtıyor cevaplar. Tamam, yani büyük harflerin yazımı olsa mesela onlarca örnek. Bitişik ayrı yazımlar olsa derya deniz zaten. O yüzden biraz burada işiniz kolay aslında değil mi? Ama biraz da böyle hani düzeltme işareti tehlikeli, onu da vurgulayalım. Varsayalım ki düşüncelerini kağıda dökerken zorlanmıyor. Varsayalım ki ayrı yazılır doğru ama kağıt kelimesinde yine A'nın şapkası olacak, hatırlatmak istemişiz. Ben de onun sözleri karşısında şaşırmadım değil. Ben de tamam. Şimdi daha D'yi getiriyorum. Bende de onun sözleri karşısında saçmalık. Ayrı olması gerekiyor demek ki. Ayrı yazılmış. E o zaman yazım yanlışı yok arkadaşlar burada. Şuraya kadar gidip de bir şey almadan gelmek kabul edilemez diyor. Dikkat. Gidip de söylerken saygı duyuyorum ama yazarken ayrı bir ta T olmadığını söylemiştik. Buradaki yazım yanlışımız da bu. Daha D olacak. Gidip de şeklinde ayrı olacak. Elazığ'a gitmek için yola çıktığımı söyledim ki bir hazırlık yapılsın. Söyledim ki eylemden sonraki ki ayrı olacak. Zaten larlar gelmiyor. Söyledim kiler olmuyor. Demek ki ayrı. Tamam, burada netleştik hocam. Onun dışında Elazığ derken şu A'nın üzerinde şapka olacak. Bu da yazım yanlışı. Devam. Bekledik ama sonunda en güzel karşılığı aldık diyor. Şimdi bekledik ama sonunda da en güzel karşılığı aldık. Bak, daha D'nin üzerine bir daha D daha getirebiliyorum. Demek ki bitişik olmalıymış. Sonunda kelimesi yanlış yazılmış değil mi? Salatalıkları güzel güzel doğra ki misafirlerimizin gözüne batmasın diyor. Doğra ki. Ha bak, burada eylem var, doğramak. Ki ayrı yazılacak. Burada yazım yanlışı yok arkadaşlar. Bitti mi hocam? Bitmez. Örnek bitmez hocam. Konu ne olursa olsun onlarca örnek olmadan geçmeyiz. Verilen ilaçları düzenli. Düzenli olsun. Verilen ilaçları düzenli içki ileride iyileşme belirtisi gösteresin. Şimdi tek başına içki diye bir kelime olunca burada sanki sorun yokmuş gibi ama içki yani o bir eylem nihayetinde ki ayrı olmalı. Düzenli iç de değil mi? İçki. Bunu kesinlikle ayrı yazmalısın. Devam. Hala bu konuyu tartışıyor olmamız beni çılgına çevirdi diyor. Hadi bakalım bulan çıkacak mı? Hala bu konuyu tartışıyor olmamız beni çılgına çevirdi. Bu cümlede hala kelimesindeki ağların üzerinde şapka olacak, yazım yanlışımız buydu. Olayın resmileşmesi için girişimlerde bulunulsa da pek bir sonuç alınamadı. Resmileşmesinde sıkıntı yok, gayet yerinde. Bulunulsa da derken dağının ayrı olması lazım değil mi? Bulunulsa da bakın daha diye bir tane daha getirdim, saçmalık, o zaman ayrı olmalı. Devam. İlmi konularda oldukça bilgili olması salona gelenler arasında mutlaka önde olmasını sağladı. İlmi derken böyle yazılır, bu doğru. Satır sonu bölmesiyle ilgili bir sıkıntım var. Mutlaka. Hayır, zaten doğru ecelemiş. Doğal olarak bu cümlede yazım yanlışı yok arkadaşlar. Tut ki bugün de tam istediğin gibi bir gün oldu.
Tut ki bugünde de... Aha, ayıracağız. Tut ki bugün de, hani dün öyle olmuştu, hadi diyelim ki bugün de öyle olsun. Bugün de daha da ayrı olacak. Buradaki yazım yanlışımız buydu. Belli ki anlattıkları tam olarak anlaşılmıştı diyor. Belli ki, bakın arkadaşlar, belki kelimesi tehlikeli olabilir derken bir örnek vermemiştim hatırlıyorsunuz. Demiştim örneklerde göreceğiz. İşte buydu aslında dünkü konuda vurgulamıştım. Belki ile belli ki çok karıştırılır. Özellikle böyle uzun uzadıya cümlelerde belki sanarız genelde şunu ve hızlı geçeriz. Belli ki onu kesinlikle ayrı yazıyoruz. Son bahçemindeki be belki kelimesidir. Aman dikkat, bu da tamam. Sizde de, bende de, onda da bir adet odaya bırak Allah'ını seversen hocam bu ne ya? Da falan ne bu? Sizde de doğru, bende de doğru, onda da güzel bir adet oda varmış. Oda tamam, oda. O bildiğimiz oda tamam, bitişik o zaman. Yazım yanlışı yok. Sen ki tamam ayrı, bugüne kadar ne zorluklar görmüştün? Burada yazım yanlışımız yok. Üst cümlede olduğu gibi. Peki, güzel bir uygulama oldu. Gün içerisinde kısa videolarla yine yanınızda olacağım. Yine sürpriz üstüne sürpriz hocam. Bugün müthiş bir gün olacak inşallah. O zaman her zamanki gibi. Görüşmek üzere, kolay gelsin.